Batı dünyasında taze, temiz ve berrak bir su içmek sıradan bir şeymiş gibi görülür. Bunu bir kez daha düşünmeyebiliriz ama kaynağıyla çeşmemiz arasında suyun büyük bir değişim yaşaması gerekmektedir. Suyumuz yukarıda gökyüzünden geliyor olabilir ama bu bütünüyle temiz olmaktan çok uzak. Bir sağaltım tesisine doğru yolculuğuna bir barajdaki boru içerisinden başlar. Bu mesken içerisinde yaklaşık 2 metre aşağıda 15 santimetrelik bir delik bulunur. Bu deliği kaplayan ağaç dalları gibi büyük parçaları dışarıda tutmak için tasarlanmış metal bir ızgara vardır. Su burada ilk taramadan geçeceği pompalama merkezine akar. Dev bir dönen ekran balık, çöp ve çimi ayıklar. Kalıntılar temizlendikten sonra düşük basınçlı bir pompa suyu sağaltım tesisine iletir. Ham su denen işlemden geçmemiş su şimdi çeşmelerimize doğru yol almaya başlar. Önce güçlü bir kimyasal element olan karbon eklenir. Etkinleştirilmiş karbon adı verilen bu madde suyu kirleten çözücü ve böcek ilacı gibi maddeleri emer. Bu sudaki tadı ve kokuyu alır. Buradan su bir dizi karıştırıcı tankın içine gider. İlk tankın içinde alüminyum sülfat bulunur. Bu bir pıhtılaştırıcı, sıvıyı topaklaştırıcı görevindedir. İşlenmemiş suda alüminyum sülfat benek denen küçük yapışkan topaklar oluşturur. Bakteriler, çamur ve diğer pislikler bu beneklere yapışır. Bu beneklerle dolu su bundan sonra ikinci bir tanka geçer. İkinci tankta bir sonraki aşama olan tortulaşma için gerekli bir madde olan polimer adındaki kimyasal bulunur. 5 boru suya mikrokum denen çok ince kum tanecikleri püskürtür. Polimer kumları yapışkan hale getirerek kaplar. Kum taneleri işlenmemiş sudaki beneklere yapışır, onları daha da ağırlaştırarak dibe çökertir. Su buradan içindeki beneklerin ağırlaşarak dibe çöktüğü çökertici bir tanka ilerler. İşte burada havalandırılmış tanktan görebildiğiniz gibi. Su tamamen berraklaşmıştır. Ancak henüz sağlıklı değildir. Çünkü hala bakteriyle ve organik maddeyle doludur. Bu yüzden bir sonraki aşama filtrelemedir. Su filtrenin üzerine akar, sonra aşağıya bir tür kömür çeşidi olan antrasit tabakasından ve bir tabaka kumdan geçerek aşağıya süzülür. Bu geriye kalan parçacıklardan suyu süzer. Ancak su hala bakteriyle doludur. Bu yüzden dezenfekte edilmelidir. Mikropları öldürmek için yeterli bir miktar, litre başına 1.9 mg klorin eklenir. Silikat adında bir mineral kalsiyumun birikip su borularını tıkamaması için suya eklenir. Sağaltım tesisi, suyun gerekli güvenlik standartlarına uygunluğunu sürekli ölçen araştırmacılara su örnekleri gönderir. Suda kalan klor miktarı litre başına 0.6 mg'dir. Tesisin kullandığı klorin gazı son derece zehirlidir. Eğer bir parçası bile dışarı sızarsa, acil servis ekipleri 10 kilometre çapında bir alana boşaltmak durumundadırlar. Bu yüzden tesis klorin varillerini çok güvenli yerlerde saklar. İşlenmemiş suyu işlenmiş hale getirmek 45 dakika alır. Şimdi bu elektrik motorları suyu yeraltı borularıyla doğrudan çeşmenize pompalar.